Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona, bu A+. Ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız. Hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala? Kötü günler. Ankara Gücü'nün Class Spor TV'de ve Türkiye'deki tek programı, Ankara Gücü'nün konuşulduğu tek program olan İyi Günde Kötü Günde programına hoş geldiniz diyorum tekrardan. İkinci programımızı yapıyoruz. Yine Ahmet Sülak'la beraberiz. Zaten hep beraber yapacağız. Evet. Haftaya inşallah şampiyonluk aldıktan sonra başlayacağız programlara. Konuklu programlara başlayacağız inşallah haftaya. Şimdi Ahmet, bu hafta Kastamonu'ya gittin. Evet. Kastamonu'da Ankara Gücü Kastamonu maçını seyrettin. Daha sonra geldin buraya. Şimdi hafta sonu Ankara Gücü Kayseri'de olacak. Erciyes'te oynayacak. Kadir Has stadında oynayacak mı, oynamayacak mı? O da bir gündem maddesi. Onu konuşacağız. Ama Ankara şu anda kilitlenmiş durumda. Bugün zaten bir sürü olaylar gelişti Kayseri ile ilgili. Evet, onu da konuşacağız. Şu anda taraftar hazır, Ankara hazır. Her şeyimizde hazırız. Şampiyonluk için hazırız. Ankara Gücü'nün şampiyonluğuyla hazırız. Ama öncelikle ben şimdi karşılaşmaya çıkacağız ama futbol bu. Yani Erciyes karşısına çıkacağız. Oradan sonra buraya geleceğiz. Burada Kaya'yı ağırlayacağız. Ama bunlara her şeye rağmen kaybedelim 2 puan. 2 maç diyelim, 6 puan. Onun dışında rakiplerin kazandığı puan büyük bir risk olabilir. Ama böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz ama sonuçta bu futbol. Yine de bir temkinli olmak gerekiyor. Hani bu yüzden ilk önce bir ben maç yorumlarıyla başlamak istiyorum. Özellikle sen Kastamonu'daydın. Hı hı. Kastamonu'ya gittin. Yani çok nadir bir şey şöyle kaybedilip de evet. Ankara Gücü'nün sahada kaybettiği ama puan tablosunda kazandığı bir haftayı geride bıraktık. İlk önce sen Kastamonu'yu bir değerlendirmeni istiyorum. Yolculuk nasıldı? Nasıl bir ortamla karşılaştın? Takım nasıldı? Oyun nasıldı? Sen orada birebir gördüğün yöneticilerin evet, tavrı evet. Nasıldı? Hoca İsmet Hoca nasıldı? Başkan Mehmet Yiğner nasıldı? Genel olarak Ankara Gücü'nü Kastamonu'da nasıl buldun? Hem bir Ankara Gücü'nün durumu ile ilgili alacağım hem de oyunla ilgili bir yorumunu almak istiyorum senin. Tabii ki Kastamonu'ya gitmeden önce de Kastamonu maçının zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü Kastamonu 17 maçtır yenilmeyen bir takımdı. Önemli bir başarı 17. Zaten konuştuk da gittik. Evet. Hepsini zaten söylemiştik. Geçen burada. Hatta evet. Geçen hafta bu hafta şampiyonluğu evet. Konuşuruz demiştik ama evet. Bir hafta erteledik. Bir hafta erteledik. Evet, oyuna gelecek olursak Kastamonuspor ilk 25 dakikada özellikle çok iyiydi. Yani Ankara Gücü'nü üzerine çok gelmeye başladı. Defansı hatalara zorladı. Hatta bir keresinde de Hasan Ayaroğlu sanırım pası verdi. Ve 9 numaralı oyuncu Yaşar Çetin topu ağlara göndererek Ankara Gücü'nü 1-0 yenik duruma düşürdü. Ya o zaman ya aslında Ankara Gücü maçın başında özellikle ilk 30 dakikada maça konsantrasyonu düşüktü. Bunu kabul edelim ki. Belki de ondan önceki haftada Tuzla maçındaki galibiyetin ardından bir rehavet olmuş olabilir. Çünkü o Tuzla maçının ardından %60 Ankara Gücü şampiyonluğa doğru ilerledi, kazandı şeklinde yorumlamıştık. Doğru bir yorumdu aslında. Ama tabii ki Kastamonu maçından alınacak puan ya da puanlar üzerinde bu yorum yapmıştık. Kastamonu maçından ikinci yarıda bir toparlama süreci olsa da maçın ikinci yarısında bu yetmedi ve Kastamonu'ya 1-0 yenildi Ankara Gücü. Tabii burada sevindiren nokta Sarıyer'in Gümüşhane'yi yenmiş olması. Kalan iki haftada 4 puan, ciddi bir avantaj. Bu tabi kaybettikten sonra sevinç nasıl oluyor gibi yorumlara da neden oldu ama son 2 hafta kala 4 puanın avantajına seviniyoruz tabii ki. Senin yorumlarından sonra bir Gümüşhane Spor'a bir parantez açmak istiyorum da. Hı-hı. Onu unutturma bana. Tamam. Tabii Sarıyer, hatta biz Kastamonu maçını takip ederken biz gözümüzde Sarıyer Gümüşhane maçında birebir rakibi Ankara Gücü'nün. Sarıyer Gümüşhane 1-0 öne geçti. Ankara Gücü o sırada 1-0 yenik. Ha, tabii birçok kafamıza senaryolar var. Bu kadar büyük bir avantaj bir anda gider mi? Daha önce de yaşandı evet, yani. Ankara Gücü yani, bunu başardı. Yani olumsuz anlamda belki de. Evet, olumsuz anlamda. Yani işte
Sarıyer daha sonra beraberliği yakaladı. Tabii sevinç oldu hepimizde. Bu kazanım tribünlerde yansıdı. Tribünler daha bir coşkulu bağırmaya başladı. Bizim önümüze gol haberi gelmeden önce tribünler sevinmeye başlamıştı. Sanırım o an fazla internetten dolayı telefona internet çekmedi. Sarıyer 2 oldu diyerek oyuncuları gaza getirme çabaları oldu. Stada giremeyen taraftarlar stadın dışından yaklaşık 1000 kişilik bir grup takımını destekledi bu şekilde. Sarıyer 2 oldu, 2 oldu. Gerçekten de 2 olmuş. Bize sonradan geldi bilgiyi çünkü oradan internet çekmedi. Sarıyer tabii 2-1... Ulaşamadık da sana. Bir evet, bize bana da ulaşamadınız çünkü sıkıntılı bir yer orası. Yer gazeteci arkadaşlara da ulaşamadık. Bir sıkıntılı yer. Sarıyer 2-1 yendi. Ankara Gücü 1-0 yenildi. 4 puan ciddi bir avantaj. Artık 4 senelik ikincilik macerası bitmek üzere. LCS maçına girmeden önce şimdi Kasımpaşa maçını bu şekilde yorumlayabilirim. Daha sonra başkanla konuşma fırsatım oldu. İsmet Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Nasıl devam edelim? Valla başkanın da açıklamaları vardı. Burada bir şey de sormuşlar Ahmet. Onu hemen cevaplayalım da. Yani Klas Spor Kayseri geliyor mu değil mi diye bir soru gelmiş yani. Yani bu cevabı belli zaten. Bu soru. Tabii ki tabii gideceğiz. Yani Kayseri'de olacağız Klas Spor olarak mutlaka. Hani ben olamasam bile bilmiyorum. Şu umarım sen de olursun. Evet ben de gitmek istiyorum ama Ahmet Sülak. Onun dışında diğer Klas Spor'un ekibi ve Klas Spor TV'de mutlaka Kayseri'de bu şampiyonluk gününde diyelim olacak. Biraz sonra arkadaşlarımız hazırlar. Şimdi Başkan Mehmet Yener'in de açıklamaları var maç sonucunda. Bir o açıklamaları izleyebilirsek hazırsa o açıklamalara bir bakalım. O açıklamalar üzerine tekrardan yorumları. Sen nasıl buldun Mehmet Yener'i o şeyde genel olarak yani maç öncesinde? Maç öncesi ve maç sonunda biraz farklıydı tabii. Maç sırasında gerginlik hepimiz üzerinde olduğu gibi yönetim üzerinde de gerginlik vardı. Çünkü Ankara kazansaydı şampiyondu. Bu öncelikle bunun altını çizelim. Yani bir hafta ertelemeyecekti belki de Kastamonu'nun yenseydi şampiyon olacaktı. Tabi o sırada maçın sonundaki Sarıyer'in 2-1 öne geçmesi ve kazanması maç sonunda mağlubiyet alsa da Ankara Gücü hepimizde bir rahatlama, bir sevince dönüştü. Rakibi tabi bu haftaki rakibin LCS olmasından dolayı bir avantaj diyoruz ama onu biraz sonra gireceğiz. Başkanla konuşmamızda keşke bu hafta şampiyon olsaydık dedi. Türkiye milli takım maçlarını hani oynuyor hep beraber hep son nokta diğer maçlara bakıyor kazandı mı nedir diye o heyecanı yaşamıyor. Evet maç sırasında tabii ki birçok duyguya girdik yani Tuzla maçı da çok garipti. Daha sonra yine Kastamonu maçında da farklı bu sefer yenildiğimiz için farklı bir duyguydık. Yenildikten sonra Sarıyer'in yenmesi bizi sevindirdi. Ankara ciddi bir avantajda şu an. Maç sonunda Sayın Başkan'la konuşmamızda tabii bu hafta sonu şampiyon olmak isterdik. Keşke Kastamonu stadında bu yani tabii Kastamonu yendikten sonra Ankara Gücü nazır yapacasına Ankara oyun havaları çalındı. Keşke dedi bu oyun havaları çalınmasaydı da çaldırmasaydık da biz bu oyun havasında oynuyor olsaydık diye dedi. Şey söyledi değil mi? Daha özel. Tabii özel. Yani bu artık özel bir konuşmamızdı ama. Yani başkanın bir üzüntüsüydü de ama o üzüntü bir üzüntü denmez yani. Evet. Bir keşkesiydi. Hani özel bir sohbetti ama bunu söylememize sakınca bulmuyorum. Çünkü artık Ankara Gücü şampiyonluğa yürüyor. 2 hafta kaldı. İzleyelim istiyorsan. İzleyelim mi? Başkanı izleyelim. Başkan hazır olunca izleyelim. Daha hazırlanmamış. Öyle onu bekliyorum ben de. Tamam. Hazır olunca sana da haber vereceğim. Tamam şimdi hazırmış bir girelim. Getiriyor da yani. Ankara'nın takımı Ankara Gücü. Coşkulu bir şampiyonluk yaşayacağız o zaman. İnşallah şimdi biz Allah nasip ederse Kayseri Erciyes maçımızı biz stadyumda yapabilirsek, becerebilirsek Kadir Has'ta çok iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarlarımız inşallah takımını yalnız bırakmayacaklar orada. Zannedersem biz Ankara'dan o stadyumu doldururuz diye düşünüyorum. İşte orada şampiyonluk turunu inşallah Kayseri'de hep birlikte atarız diye düşünüyorum. İnşallah. Yani biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, gayreti gösteriyoruz. Olmayınca olmuyor işte. 2-3 tane pozisyonumuz net. Belki de daha fazlaydı ama net olarak diyorum. İkinci yarı değerlendiremedik. Futbolda bu var. Ama güzel olan biraz önce dediğim gibi rakibimizin de yenilmesi, Sarıyer'in de yenmesi. Elimizi rahatlattı. Tabii. Valla rahat rahat evimize gideceğiz işte Ankara'ya dönüş yapacağız. Başkanım BDN'de başarılar size. İnşallah hadi bakalım. Biz de şampiyonluk hayırlı olsun diyoruz başkanım. Eyvallah. Şimdi ben Ahmet yorumlara bakıyorum. Sonuçta bir interaktif yayın yapıyoruz. Evet.
Şimdi arkadaşlar hani yazdığımıza bakmıyorlar diyor ama hani bakıyoruz yazdığımıza. Mesela interaktif şeylerde sıkıntı olabiliyor. Mesela aynı sesle olduğu gibi bazen. Mesela şu an eko yapıyor ses. Onları da belirtmek gerekiyor. Ahmet, sen kısaca şeyi bir değerlendirsene, başkanın açıklamaları ne tabii diyorsun? Tabii başkanın maç öncesi ve maç sonundaki de duygular bir değildi. Tabii maç öncesinde biraz daha gergin. Maç sonrasında daha rahatlamış gördüm. Tabii Sarıyer'in burada yenmesi buradaki rahatlamanın sebebi. Kastamonu maçında oyundan tabii memnun olduğunu çok düşünmüyorum ama buradaki amaç şu an için oyun değil, şampiyonluktu. Asıl amaca ulaşmak için son iki hafta başkanın yüzündeki o rahatlamayı, maç sonundaki rahatlamayı da gördüm. Tabii ki bir senenin büyük bir yükü sırtındaydı, omuzlarındaydı. Bunu başarıyor olması onu da bizi ve bütün camiye sevindirdi. Sevindiriyor. Tabii şampiyon olmak için artık 90 dakika kaldı. Bu Erciyes maçına yaklaşıyoruz. Bu hafta sonu Erciyes'te oynayacak Ankara Gücü. Tabii rakibi de küçümsememek lazım. Ne kadar son sırada olsa da, kötü durumda olsa da hiç önünüze rehavete girmeden futbol ciddi bir oyun. Ciddiyetsizliği evet. Kaldırmaz. Erciyes'e geçeriz de. Mesela başkan dedi, sen geçen hafta da o yorumlarda bulundun da ilk yarı dedi kötü oynadık. Evet. İkinci yarı dedi birkaç pozisyon bulmamıza rağmen gole çok yaklaşmayı, birkaç defa golle burun buruna gelmemize rağmen dedi gol olmadı dedi. Genel olarak hani Ankara Gücü'nde bu sıkıntı var değil mi? Var, Ahmet? Maalesef var. Çünkü sezon boyunca niye böyle ilk yarı, sezon ikinci yarı boyunca farklı? Da yani sezonu ayrı değerlendiririz ama özellikle son 5-6 maçta bunu ona da çıkarabiliriz. Ama son 5-6 maçı indirdiğimizde maçların ilk yarısında iyi oynamayan bir Ankara Gücü var. Bunu zaten hepimiz görüyoruz. İkinci yarıda düzeltme çabası bazen galibiyet bazen de beraberlik getirdi. Tabii Gümüşhane maçının ardından 9 maçlık bir yenilmemezlik Kastamonu maçının ardından son buldu. İşte Kastamonu maçında da aynı sorunlar vardı aslında. İlk yarıda kötü oyun, ikinci yarıda düzeltme çabası ama bu sefer yetmedi. Bu çaba yetmedi. Çünkü Kastamonu Spor bence bir tık daha ileri bir takımdı. Ve o hataları yapmadı Ankara Gücü'nün istediği. Hataya zorladı belki Kastamonu'yu. İkinci yarıda belli dakikalar üzerinde baskı da kurdu ama Kastamonu defansı iyi durdu ve Ankara Gücü'ne şans vermedi. Ankara Gücü ikinci yarının belli dakikalarında iyi oynasa da yetmedi. Şimdi Ahmet, şimdi burada bir şey var. Hani yorumlara bakıyorum ben de. Hı hı. Şimdi hani her gelen yorumu hani bakıyoruz, ediyoruz. Hani yorumları devam takip ediyoruz zaten, ona göre de konuşuyoruz. Evet. Şimdi hani teker teker çok fazla yorum geliyor. Hepsini söyleyemeyeceğimiz için onları söyleyelim yani. Sanki hani yorumları okunmuyor falan diye bir algı var. Hı hı. Onu söyleyelim. Evet, okuyoruz. Hepsine bakıyoruz, bütün yorumlara. Onu da yayına yansıtıyoruz. Kimse merak etmesin. Onu da söyleyelim. Devam et Ahmet. Tabii bu hafta sonu Ankara Gücü Erciyes oynayacak. Oraya konuya giriyorum şu an. Erciyes ligde kötü durumda. Bunu herkes görüyor, biliyor. Sezon başından ilk haftada belki de düşmesi kesinleşmişti. Kötü günler yaşıyorlar. 17, 18, 19 yaş grubuyla oynuyorlar. Belki daha küçük. Onları bence Ankara Gücü taraftarları alkışlamalı. Maça başlamadan önce. Mutlaka alkışlamalı ama buraya devam etmeden önce Kastamonu maçı için İsmet Taşdemir'in dün geçen hafta telefonla bağlanmıştık biz maçtan sonra. Evet. Orada ilginç açıklamalar yapmıştı. Reji hazırlarsa biraz sonra da onu hatırlatayım da İsmet Taşdemir'le yaptığımız bir o telefon konuşmasına verelim, şimdi verelim. Orada da birkaç nokta var. Onu ben senin değerlendirmeni istiyorum özellikle. Çünkü sen burada yoktun, dinleyemedin. Evet. İsmet Hoca'nın açıklamalarını verelim mi? Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun hocam. Klas Spor TV'den, Sıradaki Gelsin programından Aykut Örendi, Cüneyt Hocam'la beraberim, Memiş Oğlu'yla beraber şu anda. Merhabalar, Cüneyt Hocam'a çok selam söylüyorum. Aleykümselam. Evet. Sağ olun. Hocam geçmiş olsun diyoruz, hani bu galibiyet bekliyorduk ama hani Ankaralılar olarak galibiyet bekliyorduk ama maalesef evet. Olmadı. Hocam bir kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz? Biz gidemedik, göremedik, izleyemedik. Ya maç çok seyri başladı yani, beklendiği gibi böyle mücadelesi yüksek bir şekilde başladı. Bir yaklaşık 20-25 dakika bu mücadeleye biz cevap veremedik aslında. Biraz maça düşük başladık ki son iki haftada maçın başlangıçları biraz bizim adımıza kötü oluyordu. Bu hafta da öyle oldu maalesef.
Evet. Onun içerisinde bireysel hata da denilebilir. Bir gol yedik. Ondan sonra üstünlüğü ele almamıza rağmen, hatta ikinci yarı hemen hemen oyunu tek kaleye çevirmemize rağmen istediğimiz, arzu ettiğimiz golü bulamadık ki sezon başından beri biz takım olarak kendimize hedef belirlemiştik oyuncu kardeşlerimle beraber. Biz Kastamonu'dan resmi olarak şampiyon döneceğiz diye ki bu son zamanlarda hedeflediğimiz bir hedef değildi. Sezon başından beri koyduğumuz bir hedefti. Bunu bugün olmasını çok istiyorduk ki Sarıyer deplasmanı da zor bir deplasmandı. Kaldı ki Sarıyer'i sezonun bütün iç saha maçlarına baktığınız zaman orada bir tek biz yenmişiz. Başka hiç kimse yenememiş Sarıyer'i. Yani o maçın günün şu an için de zor olacağını biliyorduk. Biz buradan 3 puan alıp resmileştirip dönmek istedik açıkçası. Ama onu başaramadık maalesef. Dediğiniz gibi sevindirici tarafı da rakibimizin de puan kaybetmiş olması. Dolayısıyla son 2 haftaya girilirken 4 puan farklı avantajımızı yine korumuş olduk en azından. Biraz da şansımızla beraber. Dolayısıyla önümüzde 2 tane maç var. Bir tane Erciyes maçı. Evet. İnşallah bu Erciyes maçıyla galibiyetle kapatıp biz Kastamonu yerine Kayseri'den Ankara'ya şampiyonluk kutlamalarıyla yola çıkarız diye ümit ediyorum. Hocam Kayseri maçında Kadir Has'a alınma şeyi var, süreci var. Şimdi onun için de başkanımızla da görüştük zaten. Bizim de bir girişimimiz var. Keza Erciyes Spor takımının da bir girişimi var. Onlar da Kadir Has'ta oynamak istiyorlar. Dolayısıyla eğer farklı bir engel çıkmaz ise karşımıza prosedür olarak inşallah orada oynarız. Federasyon da bize izin verir. Hocam sizin sormak istediğiniz... Ben hiçbir zaman yılgınlığa düşmeyeceklerini biliyorum Ankara Gücü'nün. Dediği gibi İsmet Hoca'nın Kastamonu olmadı ama Kayseri'de mutlaka bu iş neticelendirilecek. Ankara Gücü'nü önümüzdeki sezon Allah nasip ederse birincilikte göreceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olasın. Ankara Gücü takımı hiçbir zaman böyle küçük mağlubiyetlerle şey yapmaz, yılmaz. Onun için üzerlerine futbolcu kardeşlerimiz giydiği formanın ne kadar büyük olduğunu onlar biliyorlardır ama Kayseri'de bir kere daha görecekler o taraftarın gücünü, yaşayacaklar, ben buna inanıyorum ve hala duygulanıyorum. Sizi şampiyon görmek istiyoruz. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Emin olun ki bu sene oluşturduğumuz takımda sezon başından beri zaten Ankara Gücü'nün, ben hep sezon başı da söyledim, her zaman bir hedefi vardır. Hedefsiz değildir hiçbir zaman Ankara Gücü. Dolayısıyla Ankara Gücü'nün bulunduğu liglerdeki hep hedefi mutlaka ki şampiyonluktur. Bundan önceki 4 sene de öyleydi. Ama maalesef bundan önce başarılamadı. Bu sene biz buna çok yaklaştık. Hemen hemen ucundayız. Allah nasip ederse de bitireceğiz. Ama sezon başından beri gerek yönetimimiz, gerek biz oyuncular, biz çalışma olarak inanın bana çok çalıştık. Özellikle de şunu vurgulamam lazım. Özellikle de ama zaten sezon başından beri taraftarımızın gücü her zaman arkamızda ama özellikle Gümüşhane maçından sonraki birlik ve beraberlik belki de bizi bugün bu noktaya getirdi. Ankara Gücü camiası her zaman çok büyük bir camiadır. Lig hiç fark etmez Ankara Gücü camiası için ki çünkü ben bunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Ankara Gücü camiası birlik beraberlik içinde olduğu zaman bu camianın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, doğru. Çok şükür doğru. O da bu sene sağlandı ama bir şeyler vesile oldu. Herkes kenetlendi. Evet. Karşıt gruplar kenetlendi, şehir kenetlendi, taraftar grupları kenetlendi, basın kenetlendi. Bu kenetlenme de bize sirayet etti. Emin olun şu son 2-3 haftaki dilimde oyun olarak da ben kendim dönem dönem çok memnun olmadığım taraflar var ama emin olun ki bu şehrin kenetlenmesi oyuncuların üzerinde birazcık daha baskıyı arttırdı. Ne kadar olursa olsun, ne kadar tecrübeli olursanız olun, bazen o baskıyı kaldıramayabiliyorsunuz. Tabii, ama tabii, biz de bundan önceki kazandığımız puanlarla çok şükür bugünkü mağlubiyetin de telafisini yapmış olduk. Evet. O sene bu sene hocam. O sene bu sene. İnşallah haftaya son noktayı koyarız. O sene gerçekten bu sene olur. Evet, inşallah, inşallah. Hocam burada inşallah şampiyonluğu kutlamaya davet ediyoruz size. İnşallah inşallah. Beraber stüdyoda. Gördüğümüz zaman tabii memnuniyetle memnun olurum. İnşallah. Haftaya bitirdikten sonra ondan sonra şampiyonun kutlamaları nerede gerekiyorsa bizim de yapmamız gereken ne varsa mutlaka üzerimize düşeni yaparız. O zaman Klas Spor TV'ye hocam bekliyoruz. Sizi Ankara Gücü'nü de bekliyoruz şampiyonluğu kutlamaya. İnşallah, inşallah. Hocam inşallah. Haftaya tekrar buradan inşallah Kayseri maçından sonra
şampiyonluğu ilan edip en güzel programlarımızdan birini yaparız diyoruz hocam. İnşallah. Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Yerine kolay gelsin. Çok teşekkürler. İsmet Hoca'nın da açıklamalarını dinledik az önce. Ahmet. Ben her noktada şimdi İsmet Hoca normal değerlendirdi maçı, yani ilk yarı ikinci yarı aynı başkanla beraber, zaten senin açıklamalarınla beraber aynı noktalara değindi hemen hemen. Bir şey vardı benim çok merak ettiğim bir şey, senin ne kadar bilgin var bilmiyorum. Ya sosyal medyadan da şu anda hani yorumlardan da geliyor da biz az önce hani TFF'nin kendi sitesine baktık, yani bu onay merci olan siteye, tamam amenna, hani Kadir Has'ta oynanacak maç, hani başvurular yapıldı, gerekli görüşmeler yapılıyor ama en son resmi kurumdan hani onay merciinden burada oynanacak maç onayı gelmedi daha. Evet. Gelmediği için evet hani hani 20 bin kişi için oldu diyor. Hani 20 bin kişilik kontenjan ayrıldı diye açıklamalar var ama amenna, biz de gönülden istiyoruz. Zaten bugün onları da konuşacağız biraz sonra. Hani Ankara bir oldu, belediyeler bir oldu, görüşmeler yapıldı, araçlar ayarlandı. Zaten olmasa bile, hani böyle bir şey olmasa bile gidilecek oraya. Hani gidilmişken zaten olsun diyoruz. Ama şu an için bir resmi açıklama yok. Yine de bir rejiden tekrar bir kontrol etsinler, resmi bir açıklama var mı diye. Onunla ilgili de konuşuruz. İsmet Hoca'nın bir sözü var orada. Biz diyor ki sezon başında diyor, oturduk diyor, planlamamızı yaptık diyor. Yani TFF birincilik için planlamamızı yaptık diye diğerini söylerim. Evet, ağız alışkanlığı yapmış. Evet. Söyleyeyim yine diye dayan, PTT'de demiyoruz. Diye diye çıkaracağız arkadaşlar. Aynen öyle. TFF birincilik için diyor, sezon başında diyor, yani planlamamızı yaptık diyor. Bizim planlamamıza göre diyor, bu Kastamonu maçında diyor, bizim diyor şampiyonluğumuz diyor, garantileyip Kastamonu maçını diyor şampiyonumuzu ilan edip birincilike çıkmayı canı gönülden istiyorduk diyor. Hedefimiz buydu diyor. Tamam, bir hafta bir maçla hedef sekmesi oldu diyelim de. Aslında yanlış bir ifade olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Ankara Gücü'nün seti şampiyondu. Yani şampiyondu, doğru. Doğru, şampiyondu. Yani planlar bir nevi oraya kadar da tutmuş son karşılaşmada. Burada biraz da hani Ziya Doğan farkı, Kastamonu farkı, evet, mı diyelim. Kastamonu iyi bir takım yapmış. Evet. Yani Kastamonu güçlü bir takım. Bunu gördüm ben gözümle. Playoff'ta, evet, oynayacaklar büyük ihtimal. Yani bence diğer rakiplerine göre daha şanslı. Çünkü daha formda geliyorlar. Kastamonu bence Ankara Gücü'nden sonra üste geçen takım olabilir. Ankara Gücü kesin gibi söylüyoruz, inşallah çıkacak. Tabii burada İsmet Hoca'nın mantığı doğru. Güzel bir plan çıkarmışlar. Çünkü Ankara Gücü Kastamonu yenseydi dediği gibi çıkacaktı. Kastamonu yenseydi çıkacaktı. Bu bir. Tabii sezon maçında alınan galibiyetleri de buna katınca o sezon maçında böyle plan yapılması da anormal değil. Çünkü Ankara Gücü sezon maçında 3-3 başlamıştı. Daha sonraki 6-6 gibi serileri var. 5-5 gibi serileri var. Tabii ki bu serilerin ardından bu şekilde yorum yapmak, planlamak güzel. Tabii sıkıntı yok. Aslında Kastamonu yenseydi yine bu plan tutacaktı. Bir hafta erteledik. Ankara Gücü tabii Kastamonu maçında yorumladı biraz önce İsmet Hoca. İsmet orada şey var Ahmet, hani böyle bir inanç oluşmuş, bir hedef oluşmuş. Bak, hedef oluşmuş diyorum, inanç oluşmuş. Hani sezon başında hepsi söylenir yani. Nedir? Atıyorum PTT birinci liginde bir takım diyor ki işte Samsun Spor diyor, ben diyor şampiyonluğu hedefliyorum. Umarım PTT sponsor olur da sponsorluk Ankara Gücü'de oradan bir gelir sağlar yani. Şampiyonluğu hedefliyorum diyor, şampiyon olacağım diyor. Hani çıkıyor bu şekilde maça. Ama burada benim hani şey yaptığım nokta, hani Ankara Gücü sezon başında bir karar almış. Hani şu an bir inanç var, bir şey var ve doğru bir planlamayla, dediğin gibi nasıl da hani Kastamonu olma ihtimali %50'ye getirmiş orada. Kazansa olacaktı, kaybetti olmadı. Ama bir hafta sonra, yani bir hafta sekmeyle kazanınca iş bitiyor. Ankara Gücü. Tabii iyi bir teknik heyeti var tabii Ankara Gücü'nün. Buna göre çalışmalar yaptılar. Bir sene, belki şöyle bir durum var, istikrar var oldu bu sezon Ankara Gücü'nde. Diğer sezonlarda teknik heyet konusundaki istikrardan bahsediyorum. Böyle bir konusunda, bu konuda bir sıkıntı vardı. Bir sezonda 3 hoca değiştirmeler, 2 hoca değiştirmeler, 4 hoca değiştirme gibi son 4 senede böyle sıkıntılar yaşadı Ankara Gücü. Ve Ankara Gücü'nün aslında bu istikrarsızlık ikincilikteki serüvenin uzatmasına neden oldu.
Ankara Gücü 4. senenin sonunda inşallah üst lige çıkacak. Bu da tabii istikrarla olabilecek bir şeydi. Tabii istikrarın dışında bir birliktelikle oluşabilecek bir şeydi. Yönetim, taraftar, camiye, teknik heyet, oyuncular, bütün şehir birleşti ve bunu başardı Ankara Gücü. Artık yani kesin konuşabiliriz herhalde. Yani Torsun maç oynamadı kesin konuşulmaz ama Ankara Gücü 5 gün sonra TFF 1. lige çıktığını artık resmiyete dökecek. Ya burada şeyi de bir değinmek lazım Ahmet bence. Başkan Mehmet Yener'e de değinmek tabii lazım. Tabii onu ayrı değineceğim. Evet, değinmek lazım diyorum ben. Sen yine parantezin aç, daha sonra devam edersin ona. Yani her şeye rağmen hani kötü kararlar alındı, bir sürü sıkıntılar yaşandı, taraftarla sıkıntılar yaşandı, yerel yönetimlerle sıkıntılar yaşandı, maddi sıkıntılar zaten ayyukaydı yani herkes biliyordu bunu. Ama sonuçta erde ya da geç de olsa ki bundan 3 sene öncesini bilmem kaç sene öncesini sen daha iyi biliyorsun benden. Hani oralardan çıka o mücadeleleri yapa yapa sonuçta burada TFF birincilik. Adeta savaş ederek yani bu cümleyi benzetmeyi kullanmakta çekinmiyorum. Bence doğru bir benzetme olacak. Yani tabiri caizse tabii ki bu lafım ama yani 3-4 sene öncesinde farklı boyuttaydı kulüp. Şimdi daha farklı boyutta. Artık geleceğe umutla bakabiliyor. TFF 1. lige çıktıktan sonra daha farklı boyuta gelecek. Ben buna inanıyorum çünkü artık büyük bir savaşın ardından, büyük bir borcun ardından FIFA borçları Ankara Gücü'nün ciddi sıkıntısıydı. Yabancı oyunculara şöyle bir durum var. Ankara Gücü'nün geliri yok ama Süper Lig'de döneminde oynadığı oyuncuların parasını ödemek zorunda. Evet, yani bir durum. Yani çünkü Süper Lig'deki sözleşmelerin bedelinin ne kadar ağır olduğunu sen de biliyorsun. Evet. Yani birçok oyuncunun böyle sıkıntıları vardı. Avukatlarıyla görüşüldü. Birçok yabancı oyuncuların alacakları 60 takside, 40 takside, 30 takside, 24 takside bunları çok iyi bildiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. 2013'ten başlayan bir FIFA taksit ödemesi şeyi vardı. Bazen ödenemedi çünkü çok sıkışıldı. Kimse destek vermeyince bu tek başına olabilecek bir şey değil. Yani o çığlıkları da duyduk zaten evet. Biz şeyde. FIFA borçlarda artık sona geliniyor. Ankara Gücü'nün sanırım 2018'in Nisan ayında tamamen FIFA borçları bitecek. Tabii ki ödendiği takdirde tek başına bir yönetimin de tek başına yapabileceği bir iş değil. Büyük şehrinde, diğer ilçe belediyelerinde, Ankara'daki iş adamlarının da bu işi artık eline koymalı. İşte bu konuda artık gereğini yapmalı. Artık beklentimiz bu yönde. Neden şimdiye kadar yapmadı sorusunu ayrı konuşuruz ama artık yapmalı ve Ankara Gücü geliri olarak üst lige çıkmalı. Gelir olmadan başarı sağlanamaz. Birlik ve beraberlik yetmez. Yani gelir olacak ki herkesi mutlu edeceksin. Bunu nasıl sağlarız? İnşallah Ankara Gücü TFF 1. lige çıktıktan sonra yani ben her zaman şu lafı ederim. Ankara Gücü benim için yani benim için büyük bütün taraftarlar için de mutlaka öyledir. Partiler üstüdür. Partiler üstüdür. Bunun yani altını çizelim. Partiler de demeyelim de ona. Yani siyasi üstüdür, şöyle, her şey üstüdür. Siyasi Ankara Gücü değil sadece. Spor. Bak, spor siyaset üstüdür. Evet. Nokta. Spor Ankara Gücü bir spor kulübüdür. Hı hı. Ve spordur. Spordur içindedir. Ve siyaset üstüdür. Her şeyin üstüdür. Her şeyin üstüdür. Ve bitmiştir burada. Bitti. İşte ben de şunu demek istiyorum. Hani şöyle bir yorumlar oluyor ya, yardım ediyoruz ama takdir edilmiyor. Ankara Gücü takdir etmesini bilir. Ankara Gücü yardım edin. Ankara Gücü takdir eder. Bunu da ödüllendirir. Ödüllendirir. Onların lehine olarak. Evet. Yani yeter ki yardım edin Ankara Gücü. Ankara Gücü Ankara'nın markası. En büyük markası. Bunun artık değerini bilmek lazım. Yani bu Ankara Gücü olmadığın taktiğinde Ankara'da ne olabilir yani? Ankara'yı aidiyet duygusu nasıl hissedebilirsin ki? Bütün kenti bağlayan bir durum bu. Yani futboldaki aidiyet duygusu evet Ankara Gücü'yle. Diğer takımlarımızın hakkını yeme ama. Evet, biraz yani. Onu, bir Ankara Güçlü olarak konuşuyorsun ama. onlar diğer takımlar bana alınmaz da. Yani demek istediğim bu artık. Ankara Gücü ikinci ligde oynayacak bir takım mı? Yakışıyor mu? Oluyor mu? Yakışmıyor tabii ki. Olmuyor. Yani önce TFF 1. lige, TFF 1. lige çıktıktan sonra bence daha hızlı olacak bu Süper Lig macerası. Çünkü artık bazı şeyler uyandı. Biraz sonra gireceğiz bu belediye mevzusuna ama aidiyet duygusu, şehir bilinci çok yükseldi. Ben bunu 70'li 80'li yıllardaki o şehir bilincini tekrar görüyorum bu şehirde. Yani bu konvoyları ben bilirim. Babamdan da bilirim. Babamdan da çok dinledim bu hikayeleri. 70'li 80'li yılları Ankara Gücü'nün nasıl deplasmana gittiğini, nasıl şehirde nasıl bilinç olduğunu. Ankara Gücü'ne yardım etmek bütün şehrin göreviydi yani.
Yani taraftar gitmesinden bahsetmiyorum. Bütün iş adamlarının, bütün kamunun, herkesin Ankara Gücü için mücadelesini biliyorduk. Biz yani okuduk, gördük, duyduk, izledik. Yani bu şey, yani nedense son dönemde dinledik. Bu kaybolmuştu. Ben nedenini farklı konuşuruz ama o konulara girmeyeceğim. Biraz da o şeye doğru da yorumlayabiliriz ya. Futbolun daha ticarileşmesine, hani 90'lı yıllardan sonra daha ticari bir hale gelmesine, futbol kulüplerinin artık hani para kazanan, geliri olan kulüpler haline gelmesi noktasından sonra hani Türkiye'de hatta dünyada genel bir hani öyle bir yardım ve daha hesaplanır bilançoların ortaya çıktığı, ne paranın girdiği, ne paranın çıktığı gibi şeyler ortaya konulduktan sonra da bunların da bir etkisi de olduğunu da söyleyebiliriz ama dediğin gibi onun hakkını yememek lazım. Söylediğin sözlerin hakkını yememek lazım. Kent bilincinin oluşması ve hani iş adamından tutun 5 liraya maça da girilmese dahi gidip 5 liraya 10 liraya o bileti alınıp seyircisiz maçta bütün biletlerin satılması gibi yani. Evet. Bunlar çok çok farklı şeyler. Ankara Gücü kazanırsa Ankara kazanır. Evet. Bunu bilmek lazım. Ankara Gücü bence Ankara çok şeyden eksik kaldı Ankara Gücü alt ligde olduğu dönemde. İnşallah teker teker çıkacak. Futbol anlamında öyle çok şeyden eksik kaldı yani. Futbol anlamında ziyade ya futbol tabii ki futbol ama şehirde bir şey gelişmeye başladı. Her konuda gerileme gitti. Belki de basın alanında da gerileme gitti. Bunu ayrı konuşuruz ama belki de stat yapılamadı. Yani bu nedenlerden biri olabilir. Evet. Musa Samur demişti programında. Yani Ankara Gücü varsa demişti, Ankara Spor basını var demişti. Yani Ankara Gücü yoksa, ikinci ligdeyse, daha alt ligdeyse, hiç yoksa Ankara Spor basını yok demişti zaten. Ben de katılıyorum ona. Öyle ya da böyle. Doğru söylüyor yani. Evet yani tabii ki Musa abi benden yaş olarak da büyük. Tabii ki benim artık ustam boyutunda, gazetecilik anlamında. Tabii onun da böyle yorum yapması beni sevindirdi. Tabii dediğimiz gibi Ankara'daki bu şehir bilincinin tekrar gelmesi sadece Ankara Gücü'ne değil, bütün Ankara'daki takımlara yarayacak. Çünkü Ankara'da bazı sorunlar var. Spor kompleksi, SİDAT, yani spor tesisi. Bunlar Ankara Gücü'nün üst lige çıkmasıyla çözüleceğini düşünüyorum artık. Arz talep meselesi bu kadar isteği, Ankara Gücü'nün isteğini kıramazlar herhalde. Doğrusu Cumhurbaşkanı ve Sayın Spor Bakanı'nın da açıklaması oldu. Ankara'ya yeni SİDAT yapılacağına dair. Güzel bir SİDAT yapılacağına dair. Ankara'ya yakışan bir SİDAT. Bunun hani bu ifadeleri kullandıkları için ben de aynı ifadeleri kullanıyorum. İnşallah sezon sonunda dediler. Sezon sonu işaret ettiler. Tabii ki oradaki amatör konulara sen girersin. Oradaki amatör spor kulüplerini sen çok yakından zamanla takip ettin. O konuda üzerine çalıştın. Orada çalışmalar sergiledin. Tabii onları da esirgemeden, onları da kırmadan, ücretlendirmeden, onları da geri plan atmadan bu hepsini bir arada yapıldığı takdirde Ankara güzel bir spor kompleksine, sadece stadyuma değil, tabii ki stadyum gerekli ve spor kompleksine de kavuşur. Kavuşur diyoruz. Şimdi şey de söyleyelim mesela Ahmet Ay, Nihat Aktaş, İbrahim Kurdal, Sinan Özdemir, Gökhan Ebru Coşkun, Kazım Taner, Sinan Özdemir, Enis Binici, Gökhan Ebru Coşkun ve bir sürü isim alt alta gidiyor. İsmini okuyamadıklarım kusura bakmasın çünkü çok fazla var. Alt alta gidiyor. Yani arkadaşlar şey de yapabilir yani burada yorumları takip ediyoruz. Şimdi Ahmet Sülak hani ben şey diyorum yani 1954 senesinde Ankara Gücü'nün durumunu anlat diyorum. O da diyor ki bana babam daha yokken diye başlayıp Ankara Gücü'nü anlatıyor bana. Yani Ankara Gücü ile gündemle ilişkin, genel ilişkin her şeyi de sorabilirsiniz. Programımızda onları da değerlendiririz mutlaka. Çünkü gelen yorumlara göre de yönlendiriyoruz programımızı. Yorumlarınızla mutlaka programa katılın diyoruz size. Ahmet ben Kayseri Erciyes maçını, stadyum meselesini konuşmadan önce hemen şeye gelmek istiyorum. Çünkü çok merak ediliyor. Şampiyonluk maçına Kayseri'ye. Bugün bir şey Ankara genelinde bütün belediyelerin nezdinde. Evet. Hemen hemen bütün belediyeler nezdinde. Kim yaptı çağrıyı bilmiyorum. Sen biliyor musun ilk çağrıyı? Evet. Taraftarlar mı yaptı? Yönetim mi yaptı? Yönetim yapmadı büyük ihtimalle. Taraftarlar yaptı. Ne oldu? Sosyal medyada olsun, işte tanıdıklar vasıtasıyla olsun, belediyenin ilgili kurumlarına maç Kadir Has'a alınmasa da
hani kaç 100 kişilik bir statta oynanacak olsa da yani artık oraya seyirci de olmaz da gerçi o statta da. Evet. Cüneyt Hoca geçen haftaki programda Cüneyt Memişoğlu değerlendirmişti yani taraftarın olabileceği bir stat değil demişti şu anda Erciyes. Ya belki maç oynanacak bir stat değil ama. Ha, aynen öyle. Olmasa da yine de her şeyle beraber Ankara bir söz verdi. Ankara Gücü taraftarları, Ankara Gücü gönül verenler Ankara'ya bir söz verdi. Kayseri'de biz ne olursa olsun en az 20 bin kişi orada olacağız dedi. Ankara Gücü diğer deplasmanları da biliyoruz. Yakın deplasman, uzak deplasman fark etmez. Kaç kişilik yer ayrılmış? 1000 kişilik yer ayrılmış. Ankara Gücü 2000 kişiyle orada oluyor. Mutlaka. Evet, mutlaka orada tabii. Oluyor. E burada ne oldu? 20 bin kişiyle diyoruz ki biz Kayseri'de Erciyes maçında olacağız diyoruz. Bunun için de bazı talepler oldu. Bu taleplerin ilkine Yeni Mahalle Belediyesi cevap verdi. Fethi Yaşar dedi ki ben... İlçe belediyesi olarak. Evet, ilçe belediyesi olarak en son oraya geleceğim. Çünkü orada farklı bir durum var. Evet. İşte 10 otobüste destek verdi. Ben 10 otobüsü... Otobüsün kalkacağı yeri biliyor musun Ahmet? Ya sanırım belediye önü gibi düşünüyorlar ama kulübe de... Büyükşehir öyle de büyük ihtimal onu tam bir bakalım, bir evet, kontrol etsinler rejiden. O bilgiyi şey alırlarsa versinler. İşte Yeni Mahalle'den Yeni Mahalle Belediyesi 10 otobüs vereceğim dedi. Hemen Çankaya Belediyesi 5'te 6 otobüsü de destek vereceğim dedi. Etimesgüt Belediyesi çıtayı yükseltti. 12 otobüste de destek veriyorum dedi. Çünkü şöyle bir şey, Etimesgüt Belediyesi deyince şöyle bir bakmak lazım. İş son haftaya kalsaydı biz Etimesgüt Belediyesi sadece buradaki otobüs desteğiyle değil galibiyet desteğiyle alarak de. Ankara Gücü'nü Süper Lig'e çıkarmak. Tabii Gümüşhane'yle oynadığını hatırlatalım. Söyle Süper Lig diyorum bak abi. Güzel güzel. Geçtim. Güzel TFP'yi güzel. Bıraktım Süper Lig diyorum. TFF Ligi'ne çıkarmak için daha farklı bir galibiyet. PTT'de de dedin. PTT'de yani. Umarım artık sponsor olacak artık. Bu kadar reklamı yaptık. Telekom Basket'te iniyor aşağı artık oraya doğru bir şeyler olsun yani diyelim. Mamak Belediyesi 5 otobüs vereceğini açıklamış. Orada bir 1-2 otobüstü galiba hani istenen taraftar grubu daha sonra 5'e çıktı. 5'te de evet. 5'e çıktı. Karaman Kazan Belediye Başkanı da gitmek isteyenlere de mutlaka evet, dedi vereceğiz dedi. Onun dışında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'nin de açıklamalarına bakmak lazım. Hatta 3 ilçe daha sonradan eklendi. Nallıhan, Ayaş ve Keçiören olmak üzere. Nallıhan, doğru. Nallıhan, Ayaş ve Keçiören açıklama doğru. Onlar da otobüs desteği vereceğiz dediler. Kusura bakma ben onları atlamışım. Ama Büyükşehir Belediyesi'ne bir bakmak lazım. Evet. Şöyle ki Melik Gökçek bir açıklama yaptı. Twitter'dan hesabından yaptı galiba. Bu açıklama bir, evet biraz istek, önce. Bir istek var dedi. Biz dedi belediye olarak 10 otobüs veririz dedi. Ama devamında da açık çek bir açıklama geldi. Aynen dediğin gibi bir açık çek geldi. Kaç otobüs yani taraftar gitmek istiyor. Talep oranında dedi. Talep oranında kaç otobüse ihtiyaç varsa bunu 10 rakamıyla ben onu 10 otobüsü bir ondan başlatıyorum dedi. Size bağlı dedi. Aynen. Önünde hazır ediyorum dedi. Siz istedikçe dedi 10 rakamı dedi 20 olurdu. Açıkça. 20 30 yani artık belediye olur. Şimdi 20 bini 60'a bir bölelim Ahmet. tabii ki aslında sor, evet, bunu konuşuyoruz ama şu maçın Kadir Has alındığını üzerine konuşuyoruz. Ya aslında Kadir Has'ın alındığı üzerine de değil de gidecek yani. Evet. Ankara Gücü taraftarı. Hatta Kadir Has alındığını düşünerek bilet fiyatları da belirlenmiş. Bilet fiyatları. 50 lira. Ha, bilet fiyatları da ya her şey ona göre ama evet, tek şeyin açıklaması yok. Yani şöyle bir şey. Karar meclisi pek bir şey yapmadı ama şu konu üzerine duralım evet belediye konusunda duralım. Bir hesaplama yaptım. Burada kaç tane? 10, 20, 30, 40 şu anda ortalama 50 otobüsümüz hazır. Evet. 50 otobüsümüz aşağıdaki hazır. Aşağıdaki ilçelerimiz de var. O ilçelerimizle işte beraber evet, 20 şey 50 otobüsümüz hazır. 50 bizim şu anda 333 otobüse ihtiyacımız varmış Ahmet. Öyle mi? Ona göre. Evet, 333. Hani çıkardık kaç 280 dolayında otobüs ihtiyacımız varmış. 80 otobüs kendisi gitse desek 200 otobüse ihtiyacımız var. Evet, tabii ki bu konuda açık çek veren, aslında Yeni Mahalle de açık çek verdi. Talebe göre destek artıracağım dedi. Büyükşehir de. Tabii ki burada önemli olan büyükşehir. Büyükşehir. Yani büyükşehrin ne denir bilemiyorum ama anıyla tutunmaz mı artık bilemiyorum ama. yani tabii. Şimdi, o zaman şöyle bir şey diyelim. Tabii büyükşehir burada önemli bir rol model. Diğer ilçe belediyelerinin karşısında. Yani
Daha önce açıklamaları vardı çünkü Melih Gökçe'ye. İlçeler ne verirse ben 10 katını veririm dedi. Reji tekrar kontrol etsin. TFF'den bir kontrol etsin. Çünkü yorumlar hep onun üzerine prosedür. Tamam, onaylanmış, kontrol edin. Karar merci tabii ne dediği önemli olan. TFF'den diyor ama yani şöyle bir şey, hani biletler dahi basılıyor. Evet anlamında. Evet, bir tribüne 20 lira, bir tribüne 50 lira. 50 lira, sen de az önce bahsettin. Yani şu anda bütün kurgu resmi bir açıklama olmasına olmamasına sanırım rağmen, yarın yapılacak o yani. Kayseri'den, beklenti o yönde. Ankara'dan ve yetkililerden bütün her şey karşılaşmanın Kadir Has'ta oynanacağını, üzerine kurgulu biletler buna göre, hatta ücretler buna göre 20 lira ile 50 lira arasında. Bilet fiyatını bahsediyorum. Bilet fiyatlarından bahsediyorum. Her şeyle artık maça bütün şehir ayarlanmış hazır durumda. Hep biraz önce bahsetmiştik ya şehir bilinci. Bu tabi belediyelerin aynı anda. Bu belediyelerin normalde bu kadar ortak olmaz. Yani evet, bu kadar aynı zamanda, aynı eş zamanlı açıklama yapmaz. Birisi yapar, birisi yapmaz. Biraz parti gözetirler bazen. Ama Ankara'cı olunca gördüğünüz herkes sıraya girdi. Herkes sıraya girdi, evet. Büyükşehir başta olmak üzere. Zaten CHP'lisi, MHP'lisi, AK Parti belediyesi. İşte dedik ya, partiler üstü dedik ya, Ankara gücü. Siyaset üstü dedik ya, bunu işte, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu inşallah TFF Ankara gücü üstü lige çıktıktan sonra da, Süper Lig'e çıktıktan sonra da görmek istiyoruz bu birlikteliği. Ankara gücü artık şey olmaz, siyaset olmaz. Gerekirse bütün belediyeler birleşecek. Büyükşehir de artık, büyükşehirin gelir kaynağı daha fazla tabii ilçelerden. Bunu artık esirgememek lazım. Ankara gücünün büyükşehirin desteğine ihtiyacı var. İlçe belediyelerinin de desteğine ihtiyacı var. Aynı anda. Tek başına Ankara gücü bunu başaramaz. Şimdi ekrana bir görüntü geldi ama ben buradan uzaktan... Yok, Kadir Has yazmıyor. Göremedim. Daha yan sahalar olarak gösteriyor. Evet, o yenilendikçe, yenilendikçe yani göreceğiz. Şimdi tamam, Ankara gücü sayfaları paylaştı. Evet, hani Kadir Has'la oynanıyor deniyor. Herkesin zaten gönlünde istediği o ama sonuçta resmi olarak şu anda ekranda da görüyorsunuz. Resmi karar merci TFF. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anda hangi hangi takımlarının hangi saatte, hangi hakemlerle hangi stadda maç yapacağını, hangi statta maç yapacağını gösteren bu veri şu anda ekranlarınızda. Bu veri resmi olarak değişmediği müddetçe hani şeyin Kadir Has'ta oynandığını oynanacağını. Tabii ki Kadir Has alınmasını istiyoruz. Biz de istiyoruz. Kayseri'de istiyor, Erciyes'te istiyor. Evet evet, öyle duruyor. İşte ondan sonra Ankara'da evet istiyor. Bence TFF yetkilileri de istiyor bunu. Ama şu anda hani belki şu dakikada mı değişir bilmiyorum. Yarın sabah mı değişir? Sayfayı yarın sabah mı güncellenir? Onu da bilmiyorum. Ama şu andaki hani durumu söyleyeyim size. Resmi olarak şu anda gördüğünüz gibi o Kadir Has olarak yan sağlığın değişmesi lazım. Daha değişmedi. Hani genel bakıyorum, evet ben de Ankara Gücü sayfalarını da takip ediyorum. Ankara Gücü sayfalarından da böyle paylaşımlar var ama hani resmi olarak onu bekliyoruz. Hani canı gönülden istiyoruz yani. Tabii ki çok yakışır. Ankara o öyle 30 bin kişi, 32 binlik bir stat kapasiteli. Ankara Gücü'nün orada deplasmanda 30 bin kişinin önünde, kendi taraflarından bahsediyorum, bir şampiyonluk sevinci adeta gövde gösterisine döner. Bütün ülke konuşur. Çok önemli, çok değerli. Yani Ankara Gücü'nün şöyle bir durum var. Biz hiç Ankara Gücü'nün şampiyonluğunu görmedik. Nasıl kutlanır bilmiyoruz. Yani bilmeden bir işe girişiyoruz. Yani o an tabii bazı şeyler planlandığı gibi de olmuyor. O an nasıl bir sevinç, nasıl bir kutlama şekli olacak? Hep beraber göreceğiz. Tarihe tanıklık edeceğiz. Önemli olan bu. Tarihe tanıklık etmek, torunlarımıza anlatacağız belki bu anları, bu durumları. Evet. Ankara Gücü diyeceğiz. Önce TFF Milice'ye çıktığında Kayseri'de büyük bir kutlama yapmıştı. Bütün ülke konuşmuştu. Bütün dünya basında belki yer bulmuştu diyeceğiz. TFF Milice'ye çıktıktan sonra da inşallah son maç nerede olur, nasıl olur bilmiyoruz ama şu an için inşallah aynı şekilde bu tarihe tanıklık edeceğiz. Bu çok önemli, çok değerli. Şimdi Ahmet, bir de bir şey merak ediyorum ben de. Sen iyi hatırlarsın onu. Nedir? Da. Gençler Fener maçı vardı, kupa maçı vardı. Büyükşehir Belediyesi yine destek vermişti, otobüs desteği. Gençler Fener. Gençler Fener maçına zamanında. Kayseri'den önemli finalde mi? Tam hatırlamıyorum onu. Büyük ihtimalle Kayseri'de 2001 olması orada, lazım. Şimdi belediye otobüsü verilmişti orada destek olarak. Şöyle hani belediye otobüsünde kapasite, yani oturacak kişi sayısı atıyorum 15. Taşınacak kişi sayısı 60, ayakta kişi sayısı.
Şimdi umarım o şekilde de olmaz diye. O şekilde olacağını düşünmüyorum. Yani 3-4 saat insan ayakta bekleyemez ki. Yani bekledi işte şey maçını. Yine Kayseri, yine şey... Yok yok. Ben belediyeler aynı hataya düşeceğini... Tabii 17 sene olmuş. 2001, 16 sene önceki olaydan bahsediyoruz. Artık hatalardan evet. Ders çıkarılmıştır. Öyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ki Ankara Gücü'nün hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bir de ayrı bir şey olur bunu. Yıllarca konuşulur ayakta bekledik diye. Bu riske girmezler. Yani şöyle diyelim. Yani bir 10-15 senenin öncesinin imkanlarıyla şu anki imkanları otobüsler de farklı tabii ki. Daha modern oldu. Hani özellikle hem modern oldu hem de belediyeler özellikle hani şehirler arası ne diyeyim işte Çanakkale'den tut bir sürü yere geziler falan düzenliyor. Biraz o konuda da daha tabii envanterlerini... Tabii nasıl otobüs vereceğim? Belediye otobüsü olduğunu ben düşünmüyorum. Belediye otobüsü olarak değerlendirmedim ben bunu. Vallahi işte 189 özel servisi vermez umarım yani. Klasik yazıyor ya olmazdır diye. Yok en azından verse bile ayakta bekletmez yani. Yani diğer otobüse geçerler herhalde. Çünkü kişi ismi aldığına göre hani belediye böyle bir Melik Gökçen tweetinde bu vardı. Evet. Kişiler gelecek, buraya ismini yazdıracak, ona göre kaldıracağız dediklerine göre. Ona göre bir plan yapacaklardır. Kimseyi ayakta bekletmezler. Sanmıyorum. Bu, ben de zannetmiyorum. Bence bu konu üzerine durmamıza bile gerek yok. Evet. Ben de zannetmiyorum. Şimdi Ahmet bir noktada şehir bilinci ve aidiyet duygusu. Hemen bak Pegasus'un nostalji otobüsünü mü verdiler ekrana? Evet, o, evet. Volkan abinin ve Oktay abinin güzel bir durumuydu. Tabii buradan bir hikayesini ya, anlatır mısın Ahmet? Ya ondan önce Volkan abi olayını anlatayım aklıma geldi şimdi. Ya Volkan abi buradan da sevgili Volkan Karaman'dan bahsediyorum. Benim için çok değerli bir insandır. Oktay abi de öyle. Volkan abi geçen bir tweet atmış. Gündem ona döndü. Ben de herkese cevap vermek zorunda kaldım. Yani Volkan abi espri yapmıştı. Gece 2.30'da tabii şey, yani gece tweet'i söyle tam olarak. Tweet şu, gece 2.30'da Ankara Gücü anılarını paylaşacağım. Klas Spor TV'de ben de varım şeklindeydi. Yani gece, tabii Volkan abi bizi sevdiği için esprili yaklaştı duruma. Yani bunu da gerçek sanmışlar. Hem Volkan abiye demişler niye daha sonra Volkan abi ertesi gün bir tweet atıp yayın saatinde anlaşamadık, yayında kaldırdık şeklinde. Ya Volkan abinin yaptığı espri anlamamışlar sanırım. Ya Volkan abi tabii ki her zaman gelir isterse yayında site onun öyle o konu değil. Ama tabii böyle yani bir şey yok arkadaşlar. Da mutluluk diye. Yani Volkan abi yayın yapacak ve yayından kaldıracağız öyle mi? Söz öyle bir söz konusu değil. Buradan da Volkan abiye tekrar sevgiler, saygılar. Oktay abiye de öyle. Bütün Pegasus ailesine öyle. Pegasus çok önemliydi bizim için zamanında. Biraz önce de o nostalji. O tabii iki katlı otobüs sanırım. O zaman İngilizlere mahsus bir otobüs. Yok Ankara'da da vardı. Evet. Bir dönem Ankara'da da bu iki katlı otobüslerimiz vardı. Şehir içinde dolaştırırdı. Sanırım o kullanılan bir otobüs değil. Değil o biraz photoshoplu. Öyle mi? İşte buradan da tabii Pegasus'u görmem sevindirdi beni. Evet. Volkan abi buradan tekrar sevgiler. Yani tribünlerin zamanın en güçlü gruplarından. İnşallah Volkan abi burada bir gün konuk olarak alırız. Ankara Gücü anılarını dinleriz. Volkan abinin bizim yani Ankara Gücü anılarını dinlemekten büyük zevk duyuyorum. Çünkü herhalde Ankara Gücü ile ilgili girmediği konu yapmadığı iş kalmadı Ankara Gücü'nün ileri taşımak adına. Bu bir deplasman hikayesini dinlesek burada mes oluruz herhalde. İnşallah ileri haftalarda Volkan abiyi burada konuk ederiz. Kendisiyle konuşmadım bu konuyla ilgili ama inşallah konuş. O da ret etmeyecektir. Bence de Ahmetciğim şeyi konuştuk. Şimdi zaten şeyi yorumlamaya gerek yok. Erciyes maçını yorumlamaya gerek yok. Yok ama biraz yorumlayalım. Çünkü ben şunu hoşlamadığım bir konu var. Küçümsememekler. O başka. Onun üzerine duralım ben. Birkaç nokta var Erciyes. Hani yorumlamaya yani derin analiz anlamında. Yok derin tabii o hayır canım. Ona yapacak bir şey yok zaten. Şöyle bir şey var. Bir de birkaç noktaya da değinmiştin. Erciyes'le ilgili birkaç noktaya da değinmiştin. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler hani yorumlar geliyor burada da. Ne diyorlar? Geçen hafta Meriç abi, Meriç Ener'den şöyle bir Ankara Gücü'yle ilgili şöyle bir kendi programında bir cümle sarf etmişti. Demişti ki bazı demişti artık PTT yine TFF birinciliğe çıkacağız. Maçlarımız canlı yayınlanacak. Ve taraftarımızın demişti bazı tezahüratları artık değişmesi lazım demişti. Affedin demişti. Mesela koyumak tezahüratı demişti evet, mesela. Evet, anladım. Yani bu hem kırıcı oluyor hem de... Hem de rakibi de daha da kuvvetlendiriyoruz. Mesela şu örneği ben de aynı zamanda bu örneği vermiştim. Tekrar vereyim. Tuzla maçı vardı Ankara Gücü'nün iki hafta önce oynadığı. Zor mu geçen maçtı? O da orada da farklı bir tarihe anat şahitlik olduk. Mesela Tuzla kümeye dendi. Tuzla gol attı.
Yani rakibi de aynen bu şekilde gaza getiriyoruz. Bak 83'te maça çevirdik yani. 83'te maçı çevirmek çok zordu. Belki biraz da şans melekleri yanımızdaydı ama çevirdik, gerek yok. Yani Ankaragücü zaten büyüklüğüne yakışacak bir tezahüratlar değil. Evet. Yani zaten 20 senelik, 10 senelik kulüpler bunlar. Yani Ankaragücü eşdeğer bir kulüpler değil zaten. Ankaragücü bu hale düşenleri bizce eleştirmek lazım ama şu an Ankaragücü üst lige çıkıyor. Onu farklı değerlendirelim. Yani bu şimdi konumuz bu değil. Yani şöyle, olmamalı yani. Taraftardan söylüyorum yüzden, yani konumuz hani bu değil derken. Bir şey diyoruz. Hani burada yorumlar geliyor da o kelimeleri işte hani Kayseri ise pastırmayla mesela şu ya seve seve ya onun kelimeyi kullanma o da sakıncalı. Evet. Yani o an düşünemiyoruz ama belki TFF buna ceza veriyor. Ceza da veriyor. Yani yani parasal ceza. Zaten maddi anlamdan kötü sıkıntı çekiyor. Ya ben şöyle bir şey söyleyeceğim Ahmet. Hani bu programa has bir şey oldu. Ankaragücü'nü zaten dışarıda da farklı noktalarda konuşup yazıp çiziyorduk. İlk defa Ankaragücü'nün şu anda geleceğini konuşuyoruz. Biz. Evet çok önemli. Evet haklısın. Evet geleceğini konuşuyoruz. Artık geçmişte şunlar oldu. Şu kadar borcumuz var. Şu kadar sıkıntılar. Geleceği umutla bakıyor. Şu kadar evet aynen dediğin gibi şu sorunlar var. Bir kenara bırakıp tabii onlar var duruyor ama hani bu program geleceğini konuştuğumuz bir program oldu. Ankaragücü'ne bu konuşulmuyordu ne zamandır. Çok uzun zamandır konuşulmuyordu. Yani uzun zamanda biz saha içinde konuşmuyorduk. Futbolu aynen konuşamıyorduk. Aynen. Hep olayları konuşuyorduk. Artık Ankaragücü'nün geleceğini konuşuyoruz. Şimdi geleceğini Erciyes maçında birkaç noktaya değindin. Artı şimdi şampiyon olduk. Olduk. Yani İnşallah. Olduk. Tabii. Sonrasında ne olacak Ahmet? Çünkü önemli hamlelerin adımlarının atılması lazım. Sezon sonunda özellikle. Maddi olarak daha zorlu bir süreç bekliyor önümüzde. Artı birincilik, TFF birincilik. Bence hani Süper Lig'den daha zor bir lig. Çünkü tabii şöyle ki Süper Lig'den belli bir paranızı veriyorlar size. Orada ciddi bir gelir var. Gelir var. TFF birincilikte yok. O parayla gidiyorsunuz. Düzgün transferler yapıp, düzgün hoca bulup, takımı da sağlarsanız orada kalıp mücadele edebiliyorsunuz. Ama TFF 1. Liginde hani bir geliriniz var, hani yayın gelirinden tut diğer gelirlere kadar bir geliriniz var ama orada yapacağınız harcama, orada yapacağınız enerji, sarf edeceğiniz enerji, oradaki konsantrasyon bambaşka bir şey. Çok hızlı oynanıyor, hata kabul etmiyor. Bir maçlar 90 dakika oynanır deniyor. Evet ama ben şöyle bir bakıyorum orada 90.5 dakika hatta saniyesine salisine kadar değerli oluyor. TFF 1. Liginde maçlar. Bunun için Ankaragücü neler yapması lazım Ahmet bu noktada? Tabii sonra inşallah Erciyes maçını atlattıktan sonra 5 gün sonra Ankaragücü üst ligde, TFF 1. ligde. Hani sponsor ne olur bilmiyorum TFF diyoruz ama PTT mi olur, Türk Telekom mu olur, banka yatsam olur bilmiyorum. Tabii Ankaragücü o saatten sonra biraz önce dediğimiz şehir bilinci aslında oluştu. Bu şehir bilincinin devam etmesi gerekiyor. Bu belediyeler, bak biraz önce sıraladık. En küçüğünden en büyüğüne, büyük şehrine kadar olması gereken aslında buydu. Ankaragücü için herkes seferber olmalıydı. Oldu. İnşallah gelecek sezon da bu olacak. Tabii Melih Gökçen'in birkaç açıklaması var. O ifadesinin dışında, o ifadeyi artık kullanmak istemiyorum Melih Gökçen geçen. Onu kendime bıraktım, onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. İşte demek istediğim olumlu yönden bakmak istiyorum. Melih Gökçen'in yardım etmesi lazım. Yani Melih Gökçen değil, belediyenin yardım etmesi. Kişilerden bahsetmiyorum aslında. Bütün belediyenin yardım etmesi lazım. Burada en büyük pay Büyükşehir'de. Tabii diğer ilçeleri de beraber. Büyükşehir ve diğer ilçelere yardım ettikten sonra Ankaragücü TFF 1. Lig'de de bir sene kalır ve çıkar. Bu çok önemli. FIFA borçları var Ankaragücü'nün. Öncelikle bu FIFA borçlarından kurtulması lazım. Yani böyle demokrasinin kılıcı gibi duruyor Ankaragücü'nün başında. Resmen tehdit var gibi bir durum bu. Puanını sileriz diyor FIFA. Yani Ankaragücü bu sezon puanı silinseydi şampiyon olamayabilirdi belki. Şu an 3 evet puanı silinseydi ne olacaktı? Şu an en riskli yani bir puan olacaktı. Bir de psikolojik sonuçları var. Bu Erciyes maçında rakip basit bir görünse bile elini ayağı titremeye başlardı. Seneye Pote'yi istiyoruz demişler. Kimi? Pote'yi. Ha, Adana Demir'deki. Adana Demir'deki o Pote sanırım Apoel'le anlaşmış. Kıbrıs takımı. Ben öyle duydum geçen. Ben de isterim. Pote iyi oyuncu. Bakamenga da iyi oyuncu. Ayite de iyi oyuncu. Onların da üzerinde durmamız lazım. Şimdiden saymaya başladım. Yani bunların üzerinde... Sen büyük ihtimal gelecek senenin transfer yapılacak sporcularından tut. Gelecek senenin hayal ettik kadrosunu ya ben kurdum. Ben gece kurdum onu ben bir. Dedim şu olsa falan. Yani ben Umut Nayır'ı da görmek isterim. Ankaragücü'nün özel evladıdır. Evet. Ya Umut Nayır olmadı ya orada.
Yani Osmanlı olmadı dediğin Göztepe'de oynuyor şu an. Evet, şeyde Osmanlı spor sürecinden böyle olmadı. Yani. Üst, bence oynayabilirdi. Değerlendirmediler. Hı. Neden bilmiyorum. Tabii orada farklı bir 5-6 forvet alıyorlar. Umut'a şans aynen gelmiyor. Yani forvetsiz bile kaç maçı çıktı. Ya tabii burada dilikler konuşuyorlar olmamış şey falan. Ama Ankara'cı üstü geçtikten sonra bence istediği futbolcuyu alır Ankara'cı. İstediği futbolcu alacak güçte. Yani sadece parasal anlamda demiyorum. Yani geçmişi buna yeter. 107 yıllık bu kulüpten bahsediyoruz. Ankara'cı istediği oyuncu alır. Pote'yi yazmışlar biraz önce. Pote de gelir. Başkası da gelir. Bakamenge de gelir. Ayet'e de gelir. İstediği oyuncu alır. Yeter ki birliktelik, şehir bilinci, birliktelik Ankara'cının üzerinde olmalı. Bereket gibi yağmalı. Adeta yağmur gibi. Manşeti de verdin. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi az önce söyledim, yorumlar geliyor şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in bu desteğinden artı yapılan açıklamalar, daha önceki haftaki açıklamalardan yorumlar mısınız diye. Şöyle bir şey, biz bu programda hani birlik beraberlik duygusu içerisinde Ankara Gücü'nün PTT 1. Ligi, PTT diyorum, TFF 1. Ligi garantilemesi. PTT artık bizi kırmaz, o sponsor olur ya. Kırmaz. Şeye kadar bu konuları bir kenara bıraktık. Evet, konuşmayacağız. Şu anki konu bu değil bence ama de. Ama hani şey, orada soru işaretleri var. Büyük soru bunu işaretleri var. Bunu sezon sonunda konuşuruz ama şu an değil. Aynen, sezon sonunda. Hani alır mı, alamaz mı? Alırsa ne olur? Almazsa ne olur? Almazsa ne olur? Alırsa yukarıya mı gider? Eskisi gibi aşağıya mı gider? Bunu olduğu hafta, yerde kalır bunu mı? Bunu iki hafta sonra açacağız. O defterleri açacağız. Farklı bir takım var. O takımla üstlükte bir sıkıntı, bir ne olur? Evet. Yani bir sürü soru işareti var orada. O soru işaretlerini hem Ahmet'le beraber hem de o süreçten sonra konu uzmanlarıyla beraber şu anki teker konumuz Ankara'nın TFF 1. Ligi'ye çıkmaz. Öncelikle bu. Öncelikle konumuz bu. Ne güzel işte, bütün belediye, büyükşehir belediyesinden tutun metropol belediyelerine, ilçe belediyelerine kadar herkes Ankara Gücü'ne şu anda destek sıraya girdi. Veriyor. Sıraya girdi. Hatta bir yarış oldu yani. Evet. Hatta 12-10 bunlar evet. Çok önemli. Hatta bu birbirini gazlıyorlar şu an. 12 bence 15'e çıkmıştır. Evet. Şöyle de bir şey gelmiş. Neden? Hani bu konuda çok haklılar. Otobüsleri diyorlar çok iyi organize etmek lazım diyorlar. Çünkü şöyle bir şey, atıyorum Çankaya Belediyesi 6 otobüs verdi. Hı. Tamam, 6 otobüs verdi. Etimesgut Belediyesi 12 otobüs verdi diyelim. 12 otobüsün kaç kişi alıyor? Atıyorum 50 rakamı. Olsa? Yani atıyorum rakamı, 100 kişi alıyor diyelim. Aha, tamam. 100 kişi alıyor diyelim. Buraya 200 kişi gidip de diğer 6 otobüs verilen yer kaç kişi alıyor? 60 kişi alıyor. Buraya da 20 kişi gidilmemesi için özellikle yani isimi aldıkları için ben öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aynen. Hangi hepsi mi alıyor isimleri? Büyükşehir özellikle isim aldığını belirtti. Tamam, büyükşehir belirtti ama diğerleri ya, de var. Tamam. Bir anda özellikle hani şey de diyelim hani gide, bir anda gidelim şey binelim demiş. Olan bir şey değil ki bu. Çünkü, mesela Aşlı'ya biz bilet almadan gidebiliyor muyuz? Tabii ki. Yani, nasıl Aşlı'ya bilet almadan? Hani otobüse binemezsin demek istiyorum yani bilet almadan. O bilet de şey değildir yani. Hani isim yazıyorsun bilet olarak dedi, parasal anlamda demiyorum. Ama şu bağlantıları hani tribün grup liderlerinden tutun diğer farklı kişilere kadar Ankara Gücü onu çok iyi kendi içinde organize eder. Kim ne kadar bir envanter çıkartılır, kim ne otobüs veriyor, kim ne kadar destek işte oluyor. Kaç kişi nereye gidecek, nereye edecek, o otobüs doldu, bu otobüs doldu diye bu çok iyi organize edilir diye düşünüyorum ben. O yüzden de hemen Ankara Gücü'nün bu konuda ki yarın sabah mutlaka organize olduğunu da duymuş oluruz diyorum. Burada da Ankara Gücü'nün tribün liderlerinden tutun. Önde gelen isimlerine kadar çok kişiye iş düşüyor. Bir an önce organize edilmesi lazım diyorum. Bir reklam arası verip de daha sonra devam edeceğiz tamam. Ahmet. Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu aklımız ormanda bir yaşam first class Teona. Bir başka hız hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala?
programımız Ankara Gücü'nü konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet, bir noktayı da ben çok küçük bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Sonuçta hani bu kadar otobüsler veriliyor, bunlar organize ediliyor falan filan ama çok kişi de kendi aracıyla da gidecek. Uzak deplasmanlarda 1000 kişilik, 2000 kişilik... Gümüşhane'ye gelmiş bir taraflardan bahsediyoruz. Kayseri'ye mi gidemeyecek? Gümüşhane'ye gitmiş. Yani işte ayrılan yerler 15 saat. 2 katı transferle, 15 saat yolculuklarla 2 katı seyirci giremeyeceğini bile bile giden bir taraftar kitlesinden de bahsediyoruz. O yüzden yani sadece buraya da odaklamamak lazım. Hani Ankara Gücü bu muhteşem bir şey. Yine kendi imkanlarıyla, kendi şeyiyle gider. Ama bizim hesabımıza göre orada en az 20 bin kişiyle bir Ankara Gücü'nü göstermek için 200 araca ihtiyacımız var. Onu da buradan söyleyelim. Belediyeler gerekli mesajı bence evet. Bugün sosyal medyadan verdiler. Hesaplardan da aldı ve verdi. Verdi. Gerek güçleri kadar, yardım etme olanakları kadar hem belediyeler hem belediye yetkililerinden özelden yardım edenler olsun. Bir sürü yardım eden oluyor. Çok teşekkür ederiz bu bilincin oluştuğu için. Bu bilincin oluştuğu için. Bir de bir Ahmet bir şeyler oluyormuş orada ben. Ben takip edemiyorum ama şeyden kulaktan duyuyorum. Ne ekrana da yansıdı. Bir ne yapayım mı? Volkan abi yazmış oraya. Evet. Ya Volkan abi benim için çok değerlidir. Yani 23 bizim için... saat kalmış. Evet. Abi yeni başlatmış. Yeni. Yap oylayın arkadaşlar. Yap oylayalım. Yap. Volkan abi benim için hepimiz için çok değerlidir. Yani Volkan abi bizim yani nasıl doğru kelime bulamıyorum Volkan abi anlatacak. Yani benim için Oktay abi de öyledir. Pegasus zamanında çok bulunduk yanına omuz omuza verdik statta. Pegasus'un derneğinin kapatılması hikayesi ayrı. Volkan abi yayın yapar, konumuz olur. Her şey oldu. Volkan abi zaten istediği zaman gelir. Çat kapı gelebilir. 2.30, 5, sabah, 4. Sabah, hani orada 2.30 yazmış. 2.30 iptal etmez. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Volkan abinin kimse programı iptal edemez ya. Değil mi? Yani onu söyleyelim. Hem de oylamaya katılalım o zaman. Şey rejiye de söyleyelim de bizim hesaplardan da paylaşılsın bu. Evet. Geniş bir kitleye de ulaşsın. Çok tatlı olur biliyor musun Volkan abiyle program yapmak? Çok sevk alırız. Sabaha kadar olsak doymayız. Yani Volkan abi inşallah ben şimdi şundan sonra arayacağım. Burada şey mesajım veriyor Ahmet. Kim o? Bir saniye bir Tufan abi olmazsa izin. Tufan Öztan mı? Tufan Öztan olmazsa diyorlar. Tufan Öztan'la beraber Volkan abi yapsın istiyorlar galiba. Yani ben de. Evet Volkan abi Tufan abiyle gelin. Bu programı biz bu programı değil tabii ki. Farklı bir programı. Bizim programı da abi almayın elimizden ya. İşte Volkan abi ve Tufan abi beraber umarım inşallah program yaparlar. Volkan abiyle hani bizim böyle bir Volkan abi bize böyle bildirmedi arkadaşlar. Volkan abi şaka yapıyor ama bunu inşallah gerçekleştiririz. Yaparız. Yani başta söylenen bir şey yani saat 2.30'daki bir program olacak. Zaten 2.30'da olmasınlar resmi programı anlamalıydınız yani. Evet. Olay ama şu anda bu gerçek. Onu da söyleyelim. Buradan Volkan abiye ses. Volkan abi büyük ihtimal böyle bir şey yazdığına göre bizi izliyor. Evet. Aynı eş zamanlı yazmazdı yoksa. Evet. Yapı işaretleyin arkadaşlar. Hepimiz kazanalım. Ankara Gücü kazansın. Ankara kazansın. Volkan abiyle beraber olmak bize büyük bir güç verir. Volkan abi bizim için çok değerli. Benim için. Bütün Ankara Gücüler için çok değerli. Büyük bir bütün herkesin saygı duyduğu, sevgi duyduğu. Volkan abinin herhalde sevmeyen bir kişi bulamazsın. Yani Volkan abi bu camia için çok değerlidir. Yani böyle bir tweet atması, bu şekilde de yazması bizi de sevindirdi. Volkan abiyle inşallah Tufan abiyle beraber, onların ikisinin beraber kafa kafa vermesi bu programı çok iyi bir yere getirir. İnşallah kim sunar bilmiyorum o programı ama inşallah o gün gelsin. Volkan abi hatta bu yayından sonra konuşuruz. Yarın da konuşabilir. Belki müsait olmayabilir. İnşallah. Şimdi müsait Ahmet programdan sonra da konuşabilirsin. Yani geç olur diye söyledim. Volkan abi buradan tekrar sevgiler. Teşekkürler. Merakla bekliyoruz sonuç ne olacak diye. Sonucu biliyoruz da merakla bekliyoruz diyorum. Rejiye söyleyelim. Çok teşekkürler. En son sonrasında konuştuk. Hı hı. Ahmet gelecek sene için Poteyi de dedik. Genel olarak sen şöyle bir yorumda bulundun. Ankara Gücü'nün
gönül verenler de buna katılıyordur. Sen dedin TFF birincilik hikayesi dedin. İlk defa TFF dedin, size tebrik ederim. Evet, öğrendim artık. Hikayesi dedin çok kısa sürecek dedin. Ya bu pozitif anlamda söylüyorsun bunu. Evet, tabii ki ileri gideceği için. Evet, Süper Lig'e doğru yol alacaktır diyorsun. İnşallah diyoruz, umarız diyoruz, gönülden yani istiyoruz bunu, temennimiz bu. Şöyle ki, yani şimdi ben geçen bir şöyle bir hesaplama yaptım kendi kendime göre. 10 binlerce futbol takımı var. Toplasan 50 tane, bilemedin 60 tane taraftarı olan, evet, gerçekten evet, destek veren, şehriyle kentiyle bir olmuş, arkasında dediğimiz gibi hani 5 liralık bilet alabilecek cebinde parasıyla 5 milyon lira kulübe verebilecek taraftar olan takım sayısı 1, 2, 3, 4'ü geçmez. Ankara'nın değil Türkiye'nin en önemli takımlarından biri de Ankara Gücü'dür. Her anlamda diyorum, sportif anlamdan tutun diğer noktalara kadar. Bu takımın Ankara Gücü'nün bir Ankara markası olarak Süper Lig'de daha sonra da Avrupa'da yer alması en büyük temennim diyorum. Hepimizin ben. Hepimizin temennisi. Bir de bir şey unuttuk. Bizden önceki programda 5. periyotta bir şey vardı. Ben onu izledim. Bir nokta vardı. Neydi? Şöyle bir söylem gelişti. Denildi ki Ankara'da özellikle basketbol anlamında müthiş bir çöküşteyiz. Evet, maalesef. Basketbolun Türk tekrar, Telekom TET'in evet, düşmesi. Türk Telekom düşmesi işte bütçeyi kısıyorlar, düşüyorlar diğer şeyler. Yani aslında Türk Telekom'un bu konularda yani, olması garip. Çok şaşırtıcı. Takım kapatıldı. Ondan sonra yani futbol takımı kapatıldı Türk Telekom'un. Futbol takımı kapatıldı. Basketbol diyorduk. Onda bütçeler kesildi. Ki Ankara'nın büyük saygı duyduğu, büyük desteklediği bir takım haline gelmiş Türk Telekom. Tabii ki. Tekrar bunu ateşlemek, alevlendirmek için Ankara Gücü'nün basket takımını tekrar hayata geçirmesi gerekiyor. Sadece Ankara Gücü değil, en başta Ankara Gücü'nün, Ankara Gücü, şöyle ki Ankara Gücü örnek olan bir takımdır her zaman için Ankara'ya, Ankara'daki bütün takımlara. Özellikle Ankara Gücü'nün başta, basketbol başta olmak üzere diğer branşları, voleybolda değil mi? Ankara Gücü'nün voleybol takımı vardı geçen evet, seneye kadar. Sanırım orada yine bir gerileme, bir kapatılma dönemi yaşadı. Evet. Yani bunların tekrar biz kazandırılmasını istiyoruz. Neydi? Güçlü Ankara Gücü diyelim. Zaten Ankara Gücü klasiktir. Hani güçlü Türkiye, güçlü Türkiye diyoruz. Madem o zaten zaman diyorsak. Ankara Gücü güçlü zaten. Ankara Gücü olmadan evet, önce Ankara Gücü olamaz. Olmaz. Tekrardan da bu voleybol olsun, basketbol olsun, diğer branşlarda olsun. Tabii şey sıra en sıra. En başta Ankara Gücü'nden. Tabii sırası artık geleceği konuştuğumuz için evet, bunları söylüyorum ben. Hani bu çareyi biz Ankara Gücü'ne yapıyoruz ama hani şu anki Gençler Birliği'nden tutun Etimesgüt Belediyespor'a kadar, oraya kadar iniyorum ben. Yani şöyle bir durum vardı. Sözünü kesiyorum ama gerekiyor. Ankara Gücü'ler Telekom maçına giderdi. Evet. Büyük bir destek verirler. Telekom yalnız bırakmazdı. Yani şöyle düşünelim. Ankara Gücü'nün gerçekten basketbol takımı vardı 2000'lerin başında aslında da. Daha sonra kapandı. Olsa Atatürk Spor Salonu değil, Ankara Spor Salonu full çeker. Dop dolu olur. Ankara'ya farklı bir hava gelir. Yani biraz önceki basketbol konusu açıldığı için bunu konuşuyoruz. Her şey sıra sıra. Ankara önce TFF birincilik, daha sonra Süper Lig'e çıkacak. Onu daha sonra tabii ki zaman alacak bir şey. Bir anda olacak iş değil tabii ki ama Ankara Gücü basketbolda olsa, voleybolda olsa daha farklı bir boyut olur. Ankara'nın artık sporunu geliştirmesi gerekiyor. Bu Ankara Gücü sayesinde olacak. Olabilir. Ankara Gücü örnek olacak. İnşallah gelecek senelerde, gelecek konuştuğumuz için konuşuyoruz. Önce futbolun ilerleyecek, basketbol, voleybol ve diğer amatör branşlarla beraber Ankara Gücü inşallah diğer takımları da örnek olacak. Ama saati yok galiba. Niye, uzattık mı? Epey bir uzattık. Epey bir uzattık. Ya, şöyle diyeyim. Şimdi o ya, maç kaçta Ahmet? Hafta sonu Ankara Gücü'nün maçı. Maç saati kaçtaydı? 15. Değil mi? Ben anlayamadım demek istediğimi. 3-4 saat olsa 10'da çıksalar 11, 12, 13, 14 3-4 saat gitse kaçta çıkması lazım araçların buradan? 9 gibi falan çıkması lazım. Hayır, ben orada girmek ihtiyacım da bile değil, kaçlar.
bir yemek molası verirler. Evet. Yani artık belediye de bunu düşünür herhalde canım. Büyük ihtimal yani. Düşünür bunları da 9-9-30 gibi. Bence risk atmaz abi. 8'de çıkarlar. 8 mi diyorsun? 8'de çıkarlar. Öğle yemeğini yerler. Belediye bu konuda güzellik yapardır. Büyükşehir başta olmak üzere. Bak büyükşehirin altını çiziyorum bilerek. Çünkü büyükşehir olmadan diğer ilçeler yetmez. Büyükşehir burada abi bu pozisyonunda. Biraz önce benzetme yaptım Anu ile tutulmaz diye. Aslında doğru benzetme yaptığımı düşünüyorum. Artık belediye, Büyükşehir Belediyesi, isimden bahsetmiyorum belediye başkanlarından. Melih Gökçek gittikten sonra da, yani tabii yani belediye başkanı devam ettiği sürece de gittikten sonra da. Ben Ankara'ya geldim geleli buradan. Ya onu kendi bileceği, partinin iç çözüyor artık aday olur mu seçilir mi bilemem. Ama Melih Gökçek gittikten sonra da, var olduktan sonra da Büyükşehir yardım etmesi gerekiyor. Büyükşehir burada abi pozisyonda diğer ilçelere göre. Yani Çankaya, Yeni Mahalle, Etimesgut yardım eder. Etmez değil. Ama yeterli olmaz. 100 bin, 200 bin, 500 bin, 1 trilyon bile 1 milyon yani yeni parayla yetmez Ankaragücü gibi camiaya. Büyükşehir'le beraber büyüyecek Ankaragücü. Büyükşehir yardım edecek. Yani Mehmet'in ve yönetimine yardım edecek. Ve Ankaragücü bu ligden çıkmak üzere TFF'den de çıkacak ve Süper Lig'e varacak. Artık başka çaresi yok. Yani buradan tekrar bütün yerel yönetimlerden tutun kamuya. Ankara'nın önüne gelen iş adamları ne kadar, STK'ları ne kadar, herkese tekrar bir çare yapalım. Bir konusunda bir sıkıntı yok. Kamuda bir sıkıntı yok. Yani herkese bir ortak bir çare yapalım diyelim. Yani bu takım başına geçmek, bu takımı yönetmek veya şu değil, meselemiz bu değil. Ankaragücü markasına, Süper Lig'e taşımak, Ankaragücü markasına tekrardan Avrupa'ya taşımak. Bütün şu andaki hedefimiz bu. Bu konuda birleşelim diyelim. Artık kapatalım da eve de gidelim abi. Şöyle bir durum var. Bak geçen hafta demiştim ki uzatıyoruz arkadaşlar. Hoşunuza git diyor. Benim de hoşuma gidiyor. Onun da hoşuna gidiyor aslında. Öyle dediğine bakmayın. İşe gideceğim. İşe gidecek ama işte geçen hafta burada inşallah bu hafta şampiyonluğu kutlarız demiştik. Bu salı günü özellikle. İnşallah gelecek sene salı artık. Pazartesi de yanımız var ama seninle salı. İnşallah kutlayacağız. Tamam pazartesi. Pasta keser miyiz? He? Pastada keseriz mi? Pazartesi kutlamıyorsun abi. Tamam sen özel. Ne diyorsun şey yapıyorsun. Tamam yok benim konuşuyorum. Ben Meriç abi de program var pazartesi. Ha, tamam. Onu yani, Ankara, genel Ankara takımı olacağı için. Şey, evet. Burada evet. Pasta keseceğiz arkadaşlar. Ankara şampiyonluğunda. Bak biz yiyeceğiz ama. Kesenleri de çekeceğiz. Kimiz de keseceğiz. İnşallah Ankara şampiyon olacak ve salı günü. Tamam. Burada farklı bir konuşma yapacağız. O zaman iyi günde kötü günde programından bu gece de bu kadar. Ben hala söylüyorum. Bizi bu saate koyanlara söylüyorum yani saat 10'a. Yok kanka işleri yasattı izler. İzler canım izler. Ben o açıdan söylüyorum. Volkan abi 2.30'da dedi. 2.30'da da izletir. 2.30'da da izletir. Aslında bir deneme yapma. Neyse. İşte. Neyse konuşuruz onları. İyi günde kötü günde programında Ankaragücü'nü konuştuk. Biz çok zevk aldık. Gayet iyiydi bizim için ama sizin için de iyi olmuştur. Yorumlarınızdan da iyi olduğunu anlıyoruz aslında. Evet, yorumlarıyla destek veren, bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya aynı saatte Ahmet Sülak'la beraber sizi yine bekliyoruz Klas Spor TV ekranlarına. Katılım sayısının her geçen gün arttığını da görüyoruz. İzlenme sayısının arttığını da görüyoruz. Hani sizden bir ricamız yani öyle diyelim. Sosyal medya hesaplarında mutlaka paylaşın, bilgilendirin. Sesimizi yani sonuçta internet üzerinden yayın yapıyoruz ve sesimizi her dünyanın her noktasına duyurabiliriz. Amacımız bu, derdimiz. Ankaragücü önümüzdeki haftada şampiyonluk diyoruz. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Evet hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu aklımız ormanda bir yaşam first class Teona. Bir başka hız hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala?